Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'nde Riskli Gebelikte İzlem ve Takip Konferansı düzenlendi. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi, Doktor Öğretim Üyesi Gökçe Aslan Tekden'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen konferansa Niğde Ömer Halis Demir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Samet Arslan konuşmacı olarak katıldı. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Derbent Yerleşkesi'nde düzenlenen konferansta konuşma yapan uzman doktor Arslan, hamilelik sürecindeki kadınların sağlıklı bir doğum gerçekleştirebilmesi için dikkat etmeleri gereken konular ve oluşabilecek potansiyel risk faktörleri hakkında da bilgi verdi. Konferansın sonunda uzman doktor Samet Arslan katılımcıların sorularını da cevapladı. Fizyolojiyi bozan her şey de riskli gebelik olarak adlandırmamız için yeterlidir. Bu bir anne adayının gerek gebelik öncesi mevcut olduğu hastalıklar, gebeliğin getirmiş olduğu durumlar veyahut da çevrenin etkilemiş olduğu faktörlerimiz riskli gebelik yaratabilecek durumlar olarak üçe indirgeyebiliriz. Yüksek riskli gebeliği belirlemek niye önemli? Aslında şu yüzden önemli. Hepimizin yaptığı şey yaşatmak. Böyle bir gücümüz yok ama yaşam riski tehlikeye girebilecek bir bireyi tanımamız bizim o kişinin tehlikeden daha uzak kalmasını sağlayabiliriz. Hipertansiyon ve diyabet şu yüzden önemli. Arkadaşım saydı, %1'i kadar gelişmiş ülkelerde görülüyor. %99'u gelişmemiş ülkelerde görülüyor. Niye? Çünkü imkanlara ulaşamıyor. Niye? Kanamadan dolayı kaybediyoruz. Aslında biz kanamanın tedavisini biliyoruz. Çok da güzel uyguluyoruz. Ama gelişmemiş ülkelerde veyahut da gelişmekte olan ülkelerde çok fazla ulaşılamıyor. Bizde ne diyebiliriz buna? Biz gelişmekte olan bir ülke rakamlarına yakınız. O yüzden biz bu konuda iyiyiz. Bir diğer konu astım. Böyle hastalar göreceksiniz. Bunlar size soracak. Gebelik adayı mı, gebelikte beni ne bekliyor diye soracak. Astımda şunu bilelim aslında. Aslında ilaçlara karşı bir önyargı var. İşte ben ilaç fıstık kullanıyorum, kullanayım mı? Kullanırım. Aslında ilacı kullanırım. Bunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Gebelik, evet. Eğlenceli bir süreç, fizyolojik bir süreç. Ancak önce anne sağlığıdır. Anneyi yaşatamazsak bebeği yaşatamayız zaten. O yüzden astım hastasının ilaçlarının bırakmaması konusunda doktora danışmadan özellikle mutlaka altını çizelim. Yani ilaçların devamını önerelim. Tarama testi uygulanabilir olmalı. Herkes ulaşabilmeli. Ben de onu ödeyebilmeliyim. Hayatta imkanı olmayan veya çok fazla imkanı olan onu da ödeyebilmeli. Bu test çok fazla bana yanlış sonuç vermemeli. Beni arada bırakmamalı, ulaşılabilir olmalı, kolay olmalı. Ben tarama testi yaptım, oradan oraya gidecek, oradan oraya gidecek, 3 hafta sonra ya da 3 ay sonra sonuç çıkacak. Bunu çok bir tarama testi olarak düşünemeyiz. Bunu ilk tarama testi için söylemiyorum. Bunu karşılaşacağınız her türlü hastalığın taraması için söylüyorum. Bir tarama testi kolay, ulaşılabilir ve ucuz olmalı. Bir şeyden nasıl emin olursunuz? Direkt onu inceleyerek. Demek ki birinci basamaktaki gebe izleminin, normal gebe izleminin çok kıymetli olduğunu söz arasında vurgu yaptı. Özellikle bu gebelik, doğumla ilgili süreçlerin çok medikalizasyona uğradığı bir süreçte aslında her şeyin mutlaka hastanede olması gerektiğinden değil de birinci basamakta da bir tansiyon ölçümüyle insanların hayatı ne kadar tutunabileceğimiz vurgusu benim için sunum içerisinde çok kıymetli, kendime yine not düştüğüm bir anekdottu. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.